Sevgili izleyiciler, Adana'da Yatarım programımıza hoş geldiniz. Bugün Adana Kozan'dan misafir oluyoruz ekranlarınıza. Program konumuz mandalina yetiştiriciliği. İçinde bulunduğumuz şu günlerde yörede mandalina hasatı devam etmekte. Biz de uzman konuğumuz ziraat mühendisi Aykut Öztürk ile birlikte mandalina yetiştiriciliğini Adana'ya ekranlarınıza taşıyacağız. Aykut Bey, programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mandalina yetiştiriciliğini konuşacağız. Evet. Bugün de hasatı yapılıyor mandalinanın bulunduğumuz bu yörede. Dilerseniz öncelikle mandalinanın turunçgiller içerisindeki yeri ve öneminden bahsedelim. Narenci yöretimi olarak biliyorsunuz Çin'le uzak doğulu olarak ana vatanı geçiyor. Daha sonra dünyaya yayılma şeklinde olduğunda Amerika, Güney Amerika özellikle ve İspanya, İtalya'da yoğun kendine özgü yöresel çeşitler olduğunu da görüyoruz. Kendi ülkemizde de yöresel çeşitlerimiz var. Kozan olarak 76 bin dekar civarında bir üretim alanımız var resmi rakamlara göre. Ama gayri resmi rakamlara göre 100 bin dekar civarı olduğunu düşünüyoruz. Ortalama 2 milyon ağaç kapasitemiz var. Bu 2 milyon ağaçta da 300-400 kilogram verimi olarak düşünürsek 400-600 bin ton civarında ürün üretiyoruz. Bunların Türkiye ortalamasına vurduğumuzda 3,5 milyon tona %11 ile 17 arası gibi gayri resmi rakamlara göre üretimimiz mevcut. Mandalinanın yeri bizim mandalina olarak şu anda Şeker ve İsrail diye geçiyor. Clementine ve Fremont diye geçiyor. Ağırlıklı olarak onları üretiyoruz Kozan olarak. Yalnız bunun yanında Nova gibi çeşitlerimiz de var. Son yıllarda şey de gelişmeye başladı. Erkenci mandalina çeşitlerimiz de var. Bunlar Satsuma grubu oluyor genelde. Bunlar nedir? Okitsu, Mihovase, Okitsuvase, Early Seed N özellikle en erken çeşitimiz ve Doba Şibeni'miz var. Doba Şibeni de pek erkencilik sağlayamıyoruz. Yöreye göre ama kırmızı yanak yaptığı için şu anda Kozan buna uygun görünüyor. Mandarin üretiminde ağırlıkta ihracat yapıyoruz. Tabii ki yurt içi tüketimimiz de var. Pazarlama hasat sırasında da görüyoruz zaten şu anda. Bu hasat olduktan sonra kasalara konuyor. Kasalarla yine taşıma araçlarıyla vasıtayla paketleme evlerimize gidiyor. Oradan da pazara sunuluyor. Genel bilgiler içerisinde aslında birçok konu başlığına yavaş yavaş değinmeye başladık. Dilerseniz sırasıyla devam edelim. Belli coğrafyalarda yetiştiriliyor. Özellikle turunçgiller Türkiye'de de Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmekte. Karadeniz'de de belli Rize. Mikroklima alanımız var Rize mandalina. O halde şuradan devam edelim. Hangi iklim isteklerine de yetişiyor mandalina? Hangi toprak özelliklerine ihtiyaç duyuyor? Dilerseniz bunlardan bahsedelim. Evet. Toprak olarak çok ağır bünyeli toprakları sevmiyor. Bütün bitkiler gibi kumlu, killi topraklar ideal. Bizim kendi yöremiz açısından biz ağır bünyeli topraklara sahip olduğumuz için anaç olarak turunç anacı kullanıyoruz. Turunç anacı niye? Bir de ağır bünyeli toprağın yanında kireç sorunumuz da var. Carrizo ve strangeları, Troia strangeları bu tip C4 anaçları kullanamıyoruz. Hem kireçli olduğundan dolayı hem de bazı virüs hastalıklarımızın vektörleri açısından şu anda ümit var görünmüyor. Ama denemeler oluyor ufak alanlarda. Ağırlıkla turunç anacı kullanıyoruz. Hem kirece dayanıklı hem hastalık zararlıya dayanıklı. Özellikle fitofitora hastalığımız var. Gövde zamklanma hastalığı ve kahverengi çükürüklük diye geçer. Ağırlıkta onun için turunç anacı kullanıyoruz. Dona ve rüzgara karşı hassas bir meyve türü. Dilerseniz onlardan bahsedelim. Evet, bizim ağırlıkta en dayanıklı çeşitimiz narenciler içerisinde mandarin. Mandarin yaklaşık -3-4 dereceye kadar stabilize edebiliyor. Yalnız portakal ve limonda böyle bir durumumuz yok. Limon özellikle çok hassas. Yöremizde de ağırlıklı olarak Mayer Enter grubu üretiyoruz. Küt diken de var bunu geççi olarak düşünürsek. Özellikle enter donatımız çok hassas bu konuda. İklim istekleri olarak da bahsettiğimiz gibi zaten o dünyadaki kuşakta bizim de bölgesel olarak Akdeniz'e tekabül ediyor o kuşak.
Akdeniz bölgesinde yoğun olduğunu düşünebiliriz. Yine Ege'nin o kuşağa denk gelen yerlerinde. Bahçe tesisinden konuşmak istiyorum biraz da. Bahçe tesis ederken nelere dikkat ediyoruz? Dikim normlarımız nelerdir? Bahçe tesis ederken çeşitlere dikkat ediyoruz. Tür portakal, narenciye içerisinde portakaldır çeşit olarak, mandarindir. Şimdi erkenci çeşitlerimizde genellikle sık dikim yapıyoruz. 6'ya 4 olabiliyor. Limonda biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Biraz daha canlı, biz ona kalafatlı diyoruz, büyük diyoruz, çabuk gelişiyor. Onun için 6'ya 7, 7'ye 7 uygulamalar var. Yalnız bizim kozan olarak üretimimiz genelde ara ekim sistemi gibi düşünülebilir. Yani bir limon, bir mandarin ya da portakal, mandarin tipinde olduğu için genelde 6'ya 4 kullanılır. Peki bu ara dikimi neden tercih ediyoruz? Ondan bahsedelim, konu açılmışken. Üreticimiz pazar konusunda şikayetçi. Bazen işte limon ihracatta Rusya'dır pazarımız, yine Arap ülkeleridir, Kuzey Afrika'dır. Bu tip pazarlara, Kuzey Irak özellikle şu anda revaçta, Suriye vardı, sorunlarımız var. Özellikle Rusya pazarında limon bazen pazar bulamıyor. Arjantin ya da diğer ülkelerden dolayı. Limonda böyle bir sıkıntı olduğunda, arada mandarin olursa ya da portakal olursa, üretici bu konuda kendini tolere edebileceğini düşünüyor. Kendini çevirebileceğini alternatif düşünüyor. Olmuş oluyor. Alternatif oluyor. Az önceki iklim özellikleri konu başlığımızda aslında biraz değindiniz anaç çeşit özelliğinden. Bahçe tesisi kurarken de anaçlar üzerine aşılı fidanlar tercih ediyoruz. Biraz da bu konuda bize bilgi vermenizi isteyeceğim. Şimdi anaç üzerine tercih ediliyor. Kozan'da bazı üreticilerimiz de yalnız turuncu önce şaşırtıyor araziye, sonra aşılama yöntemine de gidebiliyor. Bu biraz bölgesel olarak adaptasyon problemi var mı yok mu? Üreticiler de bizim kadar tecrübeli, Kozan'daki üreticiler yıllardır bu işi yapıyorlar. Adaptasyon sorunu olup olmaması açısından önce turunçları biraz yetiştirip sağlam anaç üzerine aşılama yöntemiyle gidebiliyor. Yalnız bu düşük bir düzeyde, yüksek düzeyde neydi söylediğiniz gibi aşılı fidanlarla tesis yapılıyor. Özellikle sertifikalı desteğimiz var bakanlığımızın. Bu sertifikalı desteği de başvuranlar oluyor, yaygınlaşıyor. Duyurular attıkça müdürlüğümüz de sürekli duyuruda, yine biz targelciler olarak sürekli yayım yapıyoruz. Bu konuda bilinçlendiriyoruz ve sertifikalı anaçlara, fidanlara dönüyoruz. Sertifikalı fidan kullanımın önemini de vurgulamış olduk buradan. Sırada bakım işlemleri var Aykut Bey. Yılın 12 ayı yeşil kalan bir meyve bahçesi, mandalin bahçeleri. Bu anlamda da bakım işlemleri bir hayli fazla oluyor. Dilerseniz bunları sıralayalım, toprak işlemeyle başlayalım, gübreleme, sulama şeklinde devam edelim. Evet, toprak işleme genelde narenciye bahçelerinde, mandalin de tabii içerisinde yüzlük işleme yapmamız gerekiyor. Yani 20 santim falan geçtiğimizde kılcal köklere zarar veriyoruz. Yüzlük işleme öneriyoruz. Bir de herbisit uygulamalarımız var. Özellikle yabancı ot mücadelelerinde herbisit uygulaması istiyoruz. Sürümde yüzlük olmalı. Fazla derin olmamalı. Özellikle bu derin olan sürümlerde o derin sürüm geçen yerde gördüğümüz değişik belirtiler oluyor. Meyve küçük kalıyor, kurumalar oluyor. Bu açıdan derin sürümden uzak durmamız gerekiyor. Gübreleme konusunda neler söyleyeceksiniz? Gübreleme konusunda yine bizim Kasım Aralık mevsimlere göre değişiklikler birlikte azot fosfor potasyum gübrelerinden kullanılır ama ağırlıklı potasyum ve fosfor gübresi kullanılması gerekiyor. Yılın hangi dönemlerinde yapıyoruz gübreleme işlemleri? Dönem olarak ay olarak verebilirsem Kasım Aralık diyebilirim, sonbahar. Yani ilkbahardan önce azotu da mesela biz ne zaman kullanırız? Yaklaşık 15-20 gün önce gözler uyanmaya 15-20 gün önce azot uygulamamızın da bitmiş olması gerekiyor artık. Bu amonyum nitrattır, amonyum sülfattır, üredir. Değişik uygulamalarımız var. Yalnız biz ağırlıkta ağır bünyeli toprağa sahip olduğumuz için kükürt içerdiğinden dolayı amonyum sülfat öneririz genelde. Gübrelemeyi konuşmuşken bir mesaj daha vermemiz gerektiğini düşünüyorum bizi izleyen üreticilere. Toprak analizlerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bu konuda şöyle, üreticilerimiz bize de geliyor danışman olarak. İlçe müdürlüğümüz de geliyor. Yine zira ilaç bayilere de sürekli danışman arkadaşlara geliyor. Ya ne gübre atacağım gibisinden. Gübreleme öncelikle toprak, sonra yine yaprakla bunu kombine etmek gerekiyor ki
üreticiye bilgi verebilirim. Yalnız şöyle bir durum var. Bir senelik tahlille de bir sorun çözemiyoruz. Yaklaşık 3-4 senelik bir periyot içerisinde danışman arkadaşımız, mühendis, tekniker, teknisyen neyse bu 4 senelik periyotta takip edebilirlerse bahçeyi, tarlayı neyse toprak ve yaprak analizleriyle beraber kombine olarak gübreleme konusunda üreticiye bilgi verebiliriz. Sırada sulama sistemleri var. Hangi sulama sistemi kullanılıyor mandalina bahçelerinde? Mandalina bahçelerinde bizim kozan olarak barajın suladığı yerlerde genelde salma sulamamız var. Vahşi sulama diyoruz biz ona. Karıklara ya da çukur açma yöntemi artık kalktı. Karıklara veriliyor. Damlama sulama sistemimiz de özellikle bakanlığımızın ve Ziraat Bankası'nın yine bakanlığa bağlı olarak destekleri var. Bu desteklerle beraber damlama sulama sistemimiz de sürekli artış halinde. Yükselişte diyebilirim. Damlama sulama sisteminin zaten avantajlarını biliyoruz. Ağacın gelişimi açısından, istediğimiz zaman müdahale etmemiz açısından en önemlisi de su kaynaklarımızın korunması açısından damlama sulamayı öneriyoruz. Bakım işlemleri deyince akla gelen diğer bir uygulama da budama. Turunçgiller'de özellikle mandalina bahçelerinde budama işlemi ne zaman yapılıyor, nasıl yapılıyor? Budama işlemlerimiz genelde hasat sonrası yapılır. Nasıl yapılıyor? Bu da çeşitlere göre değişiyor. Yeni grup dediğimiz Satsuma grubu daha değişik bir budama şekli istiyor. Bahsettiğimiz Clementin, Şeker, İsrail, Fremont ya da Nova'dır. Bunlar daha değişik budama sistemleri istiyor. Tabii biliyorsunuz ilk aşamada 120 derecelik bir açı veriyoruz. Sonrası işte o burdallarla meyve dalına orantılı götürmemiz gerekiyor. Hasattan sonra diyebiliriz ama bu hasatın dışında tabii ki şekil budaması, ne bileyim meyve budaması, mevsimlik budamalar da var. Bunları da için içine dahil edersek kombine o bir sistem oluyor. Bakım işlemlerini de konuştuk. Sırada diğer bir başlığımız var. Hastalık ve zararlılar. Mandalina bahçelerinde ekonomik zarar oluşturan hastalık nedir? Hangi bitkiler konukçuluk yapıyor? Dilerseniz zararlılar ve hastalıklardan bahsedelim. Evet, bizim yöremizde bir ara Minola tangelomuz vardı, mandalinimiz. Aroma açısından, su açısından, albeni açısından çok muhteşem bir üründü aslında ama alternata species diyelim yani üreticinin diliyle alternaria hastalığı bu yörede Minola'nın yitip gitmesine neden oldu. Artık eser miktarda bahçelerin içinde bulunuyor. Bu hastalık tabii özellikle şu anda benim gözlemlediğim üreticilerden aldığım geri bildirimde Nova da şu anda etkili olmaya başladı. Yalnız Fremont ya da Clementine'de böyle bir sorun daha algılamadık. Ağırlıklı hastalığımız alternaria. Onun dışında hastalıklarımız yok mu? Uç kurutan olarak belli hastalıklar var, virüs hastalıkları var. Yalnız bunlar başat değil. Özellikle bölgemizde değişik bir mantar türü de oldu. Kahverengileşme oluyor meyvelerin üzerinde. Fitofitora'dan farklı bir hastalık. Bunları da üreticileri zamanı geldiğinde uyarıyoruz. Temmuz-Ağustos gibi. Eğer iklim koşulları düzgün gitmezse bu konuda bilgilendiriyoruz, ilaçlamalarını yapıyorlar. Bunun dışında zararlılara geçecek olursak, biraz hızlı geçiyoruz. Zararlılarımızın, başat zararlımız kırmızı kabuklu bit, kırmızı örümcek, yıldız koşneli, pas hastalığı, ona pas böcüsü diyor üreticilerimiz ya da meyve pası gibi isimler veriyorlar. Bu tip başat zararlılarımız bunlar. Daha değişik de bazen tabii ki bazıları popülasyonu çok artıyor. Epidemi seviyesine gelecek düzeye de geliyor. Mesela kırmızı örümcek bazen çok yoğun oluyor. Kabuklu bit bazen, yıldız koşneli keza öyle. Bu konuda da üreticilerimizi uyarıyoruz. Ama en büyük zararlarımızdan biri de Akdeniz meyvesine. Onu kesinlikle unutmayalım. O özellikle Rusya pazarında çok önemli. Özellikle işçilik açısından çok iş düşüyor işçilerin üzerine. Bu tabii ki hasat sırasındaki hasat işçiliği ve paketleme sırasında tabii değişik lazerli sistemler, ışık sistemleri oluyor ama şu anda ağırlıklı olarak kullanılan sistem üreticilerin kendi ayıklama sistemi. O da orada da yine eğitimli uzman ayıklayıcı işçi
potansiyelimizin olması gerekiyor paketlerimizde. Hastalık ve zararları konuştuk ama ben önlemlerine de değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hastalık ve zararlılar ortaya çıkmadan önce bir takım kültürel işlemlerle bu hastalıkları aza indirmek mümkün müdür? Bu konuda neler tavsiye edeceksiniz? Nelere dikkat etmeli üreticilerimiz? Üreticilerimiz ağırlıkta hastalık zararlı kontrolünde sık dikimden kaçınılması gerekiyor. Zamanında budama yapılması gerekiyor. Gübrelemenin zamanında yapılması gerekiyor, sulamanın. Yani buna biz genelde kültürel önlemler diyoruz. Bunların yapılmadığı durumlarda zaten bizim hastalık zararıyla mücadelemiz de çok zorlaşıyor. Yani her şey ilaç değil, ilaçta da çözemediğimiz durumlar olabiliyor. Bunun için kültürel önlemleri dediğim gibi sulama, gübreleme, budama, hasat da dahil buna aslında. Bunlara dikkat edersek hastalık zararıyla mücadelede de zaten biz bakanlık olarak ya da dünyada böyle yapılıyor. Bitki koruma diye geçiyor zaten bizim durumumuz. Yani biz insan ya da hayvan gibi bitkilerimizde bağışıklık sistemi yok. Bunun için önlem, koruma amaçlı biz mücadele yapıyoruz. Koruma amaçlı mücadelelerimizde ne vardır? Yazlık, kışlık yağlar var. Bordo bulamacımız var. Yine bakır grubu ilaçlarımız var. Bakır oksiklorür, hidroksil, hidroksit. Bu tip uygulamaları hasattan sonra falan mesela... Her zaman ben öneririm. Kendi danışman olduğum alanda da öneriyorum. Yine ilçe müdürlüğünde de diğer üreticilerimiz de olursa danışman olarak kesinlikle budamadan sonra, hasattan sonra bordo bulamacı öneriyoruz. Bu neyi sağlıyor? Dediğimiz gibi bitki koruma işlemini sağlıyor. Bütün hastalıklara, zararlı hastalıklara karşı bir size önlem oluyor. Yazlık yağ uygulaması da yine bordo bulamacı gibi zararları etkisi var. Yalnız şu anda yazlık yağ ya da kışlık yağ uygulaması çok asgari düzeyde bizim bölgemizde. Çünkü biliyorsunuz siz de ziraat mühendisisiniz. Yazlık yağ ya da kışlık yağ bölgesel, yani belli bir bölgede yoğunlukta kullanıldığında, yani bir bahçe uyguladığında yanındaki bahçe uygulamazsa yazlık yağlarımızın bir etkisi yok. Çünkü kaplama şeklinde bir zehirleyici etkisi yok. Tabii zehirli preparatlar çıktı şu anda da. O etkili de yazlık yağlarımız, kışlık yağlarımız totalde, yani bütün bölgesel olarak, havza olarak mücadele yapıldığında etkili. Yalnız şu anda pek revaçta değil. Özellikle bir de uygulamaya dikkat edilmiyor. Sulamadan, yani uyguladıktan sonra sulama yapılması gerekiyor. Bunları kültürel önlemlere dikkat etmediği için üreticiler şu anda yazlık yağ uygulaması kuru yaptırıyor. Dalları kurutuyor, yaprakları kurutuyor, meyve dökümüne neden oluyor. Şu anda asgari düzeyde diyebilirim. Hastalık ve zararlılarla ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Önemli tavsiyelerde üreticilerimize seslendik bu anlamda. Başka bir başlık geliyor aklıma zararlılar deyince, özellikle turunçgiller deyince. Entegre mücadele, biyolojik mücadele başlıkları var. Yörede biyolojik mücadele çalışmaları var mı zararlılarla ilgili? Şimdi zararlılarla alakalı bölgemizde üreticilerimiz yaklaşık 7-8 tane vardı. Organik tarım yapıyordu. Biliyorsunuz bakanlığımız da organik tarımı da entegre mücadeleyi de, hatta biz bakanlığımız EKÜ diye bir uygulama var. EKÜ projesi kapsamında zaten entegre mücadeleyi yaptırmaya çalışıyoruz. Öyle tavsiyelerle gidiyoruz. Çünkü biliyorsunuz yurt dışına giden ürünlerdeki rezidü, kalıntı, işte ürünlerin geri dönmesi. Onu da geçelim. Kendi insanımız da çok önemli yani. Yabancı da önemli de biz önemli değil miyiz? Biz de önemliyiz. Bizde de böyle bir temiz, kalıntısız ürün üretme yönünde çalışmalarımız var tabii. Ama biyolojik mücadele konusunda yaklaşık en son tahmin ettiğim bir üreticimiz kaldı. Orada mücadele çok zor. Bahsettiğim gibi havza, genel mücadele gerekiyor. Komşular da önemli bu anlamda. Evet, kesinlikle. Ya bölgesel olarak korunaklı bölgelerde biyolojik mücadele daha aktif yapılabiliyor. Ne bileyim, göl kenarıdır, adadır, daha çevrelenmiş şekilde... Yani bir korunaklı bir alan olması gerekiyor ama biyolojik mücadele bir kenarda dursun, entegre mücadele yapılabilecek bir mücadele sistemi. Çünkü içinde zirai ilaçlar, ne bileyim organik, yine parazitoidlerimiz, avcılarımız, predatörlerimiz, avcılarımız, parazitoidlerimiz kullanılıyor. İlaçlarla beraber entegre oluyor. Hem kalıntısız ürün hem de sağlıklı bir çevreye kavuşabiliyoruz zamanında, yerinde. Zirai mücadeleyle. Peki
sırada çeşitler var. Aslında biraz değindik konuların içerisinde. Ama ben tekrar vurgulamak istiyorum. Yılın hangi aylarında, çünkü erkencilik, orta erkencilik, geççi çeşitlerimiz var mandalina'da. Hangi ayda başlıyor pazarı? Biz tüketiciler hangi zaman aralıklarında mandalina'yı tezgahlarda bulabiliyoruz? Tezgahlarda biz kozan olarak erkenci çeşit üretemiyoruz. Bizim daha çok Mersin, Hatay civarında mandalina üretimi daha aktif durumda. Onlar daha erkenci çıkarabiliyorlar. Bizden 4-5 günde olsa erkenci çeşit çıkarabiliyorlar. Bizim hasatımız mesela 2 ay önce falan başladı. Ekim, Kasım gibi başlar işte hasatlarımız. Ama limona geçersek mandalinanın yanında Eylül 15 gibi, 20 gibi başlayabiliyor. Yalnız Enterdonat'ta şöyle bir sorun var. Mayer'de yine o tarihlerde hasat sorun olmuyor ama Enterdonat'ta erken kesimlerde özellikle Ukrayna ya da Rusya pazarında diğer Arjantin ve diğer Güney Amerika ülkeleri girince su miktarında bizim limonumuz o zaman sulanmamış oluyor. Sorun oluyor. Onun için erken hasat etmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii pazar oluşuyor. Pazar durumu nedir? Bunu da pazarlayıcı firmalar ya da şirketler kendi çapında artık bir şeyler yapıyorlar. Onlara da karışma ihtimalimiz, şeyimiz yok, becerimiz yok. Buraya paralel olarak hasata başka bir başlıktan devam etmek istiyorum. Mandalina'da erken ve geç hasatın bir takım sakıncaları var. Hasat oldukça önemli turunçgillerde. Erken ve geç hasatın sakıncalarından bahsedelim. Erken hasatta genelde yine su miktarında, aromasında reha diyor üreticilerimiz. Rehasında kayıplar mümkün. Renkte kayıplar mümkün. Bu tölere edilebiliyor mu? Paketlerinde değişik uygulamalarla kimyasal uygulamalarla yapılıyor ama rehayı tadı bulmak imkanı zayıf. Bizim özellikle Fremont ve Clementin ağırlıklı olduğunu söyledik. Özellikle Clementin şeker mandalinamız özellikle bu mevsimde yağmurlara falan denk gelirse puflaşma oluyor. O yüzden erken hasatı gerekiyor şeker mandalinin. Fremont'ta böyle sorunumuz yok. Ama Fremont'un da pazar açısından şöyle bir sorunu var. Kabukla meyve eti çok birbirine yapışık. O yüzden soyması falan problem olduğundan özellikle çocuklar fazla tercih etmiyor. Clementin ağırlıkta tercih görüyor. Peki bugün burada bulunuşumuzun özel bir nedeni var. İçinde bulunduğumuz bahçenin hasatı gerçekleştiriliyor bugün. Dilerseniz hasatta nelere dikkat ediyoruz onları konuşalım. Hasatta yine her zaman söylediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi işçi. İşçi çok önemli. Eğitimli olması gerekiyor. Bahsettik fitofitor hastalığımız çok yoğun dedik. Bu toprak kökenli bir hastalık. İşçilerin kendileri merdiven dayayıp dal kırmalarıyla ufak yaralar açılması suretiyle yine kendilerinin yine çamurla toprağa bastığında dallara falan ağaç çıktıklarında orada çamurlar, kalıntılar oluyor dallarda, gövdede. Buradan enfekte edebiliyor fitofitor hastalığımız. Hasatta da İşçilik de çok önemli. Şimdi bu sapından kesilen ürünlerimiz var. Sapını bırakmamamız gereken ürünlerimiz var. Bunlara da dikkat edersek hasattan sonra pazarlamada, depolamada özellikle bu penisilyum dediğimiz hastalıklar var. Yine fitofitora depo hastalığı olarak etkili. Ama ağırlıkta penisilyum cinslerine karşı hasat işçiliği çok önemli. İşçilerin eğitimi şart. Mandalina hasatla tezgahlara gitmiyor. Akabinde ambalajlama var, depolama üniteleri var, paketleme var. Bunları da işleyelim dilerseniz. Paketleme aşaması daha önce de bahsettik. Küfelerle başlıyor. Yumuşak iniş yapması için zaten bezlidir küfeler. Daha sonra bu küfelerden alınıyor, kasalara konuyor. Kasalardan araç vasıtayla paketleme evlerine gidiyor. Paketleme evlerinde de değişik işlemlerle pazara sunuluyor. Bu fileleme olabilir, kutu olabilir. Hatta belediyemizin kendi özel ambalajı da hazırladı. Hatta meclise de belediye başkanımız, eski belediye başkanımız, şimdiki belediye başkanımız da etkili. Mecliste de dağıttığımız oldu. Bu yönden tanıtımı yapmaya çalışıyoruz.
Ekonomisinden bahsedelim biraz da. Hem yerli piyasada pazar bulan bir ürün hem de ihraç edilen bir ürün. Dilerseniz bunlardan bahsedelim. Hangi ülkelere gidiyor? Bizim ağırlıkta gözlemlediğimiz Rusya, Ukrayna'ydı. Tabii Arap ülkeleri de var. Özellikle Kuzey Irak'a gittiğini söyler bizim tüccarlarımız. Kuzey Afrika pazarına mı giriyor oradan? Onu tam bilmiyorum ama pazarımız yine güneyimizde Arap ülkeleri, kuzeyimizde de Rusya ve Ukrayna diyebilirim. Avrupa'ya ihracımız olmuyor mu? Oluyor ama o eser miktarda, düşük düzeyde. Diğer Avrupa ülkeleri kendi dayanışmaları var. Kendi Avrupa ülkelerinden karşılıyorlar. İç piyasaya geri dönelim. Bizde rakamlar nasıl? Bu yıl nasıl geçti mandalin tarımı? Mandalin verimimiz iyiydi. Yine bahsettiğim gibi 200-300 kilo alıyoruz. Yalnız pazarlama olarak sorun şu. Yine dış ticaret açısından sorun olduğu için şu anda problemimiz var. Sorun olduğu için iç piyasada mandalin fiyatları da zaten takip ediyoruz. Sürekli düşüşte. Şu anda benim bildiğim 25 kuruşla 40 kuruş arasında bir şeyi var. Gidiyor diyorlar üreticiler. O civarda. Peki siz bu yörede görev yapan bir uzman mühendis olarak üreticilere bu anlamda daha yakınsınız. Üreticilerimizin sıkıntıları neler, şikayetleri neler? Üreticilerimiz sıkıntıları genelde pazarlama yönünde. Pazarlamada da zaten biz müdürümüz de Sayın Bülent Tanrıverdi de bu konuda sorumluluk alıyor üzerine. Biz de almaya çalışıyoruz. Üretici birliklerinin oluşturulması bizim temel gayemiz olmalı diye düşünüyorum. Onların sorunları neler? Pazarlama sorunu ağırlıkta. Pazarlamayı eğer bu kredi kooperatifleri haricinde yine kooperatifleşmeyle yapabilirsek, pazarlamada da oradaki teknik kadro olarak mühendisleri ve işletmecileri bu konuda istihdam edebilirsek, pazarlamanın da çözüleceğini düşünüyorum. Programımız içerisinde birçok konu başlığına yer verdik, cevap bulduk sorularımıza. Son olarak sizden üreticilere vereceğiniz tavsiyeleri alalım. Nelerin altını çizmek istersiniz, nelere dikkat etsinler? Evet, üreticilerimin dikkat edeceği temel hususlar kesinlikle danışmanla, yani ziraat mühendisi, tekniker ya da teknisyen arkadaşlarımızla bu konuda muhatap olmaları, onlara danışmaları, temel söyleyeceklerim bu. Tabii ki yöreye uygun çeşitler nelerdir? Bunun için Avrupa'ya seyahat eden üreticilerimiz oluyor. Yine bakanlığımız elemanları oluyor. Yine özel sektörden bazı fidan şirketleri oluyor. Bu konularda da görüş alışverişinde, bilgi alışverişinde bulunmaları, sürekli araştırma içerisinde olmaları. Zaten Avrupa'da görüyoruz. Yani 6 yılda, 7 yılda çeşit eskiyor. Bizim burada da 80 yaşında, 60 yaşında ağaçlarımız var. Tabii yeni nesille beraber bu değişiyor. Yeni çeşitleri sokuyoruz. Çeşit değiştirmeye önem versinler. Dünyayı takip etsinler, öyle diyelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Bugün Adana Kozan'dan seslendik sizlere. Mandalina yetiştiriciliğini konuştuk. Program konuğumuz ziraat mühendisi Aykut Öztürk ile birlikte yetiştiriciliğinden tutun da hastalık ve zararlıları, güncel sorunları, hasatına kadar birçok konuyu ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki programımızda farklı bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.